Öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı örneğiyle karşınızdayız. Küçük bir hatırlatma yapayım. Instagram ve Facebook sayfalarından CKMK Akademi ve CKMK Grup sayfalarını takip edebilirsiniz. Bir küçük hatırlatma daha yapayım. Aşağı açıklama kısmında 8. sınıfın diğer yazılarını da fen gibi, İngilizce gibi, tarih gibi, sosyal gibi yani yazıları da bulabilirsiniz. İlk sorumuzdan başlayalım. 180 sayısının üstü ifade biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen yaz 180'i. Çiz, çizgi çizgiyi çek. Böl 2'ye kaç? 90. Böl 2'ye kaç? 45. Böl 3'e kaç? 15. Böl 3'e kaç? 5. Böl 5'e 1. Yaz ne? 2'den kaç tane? 2 tane. 3'den kaç tane? 2 tane. 5'den kaç tane? 1 tane. 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5'in birinci kuvveti 2, 3, 5 yani C şıkkımız doğru olacaktır. Yukarıdaki şemada verilen her harf farklı bir sayıyı göstermektedir. Buna göre EBOB A, B kaçtır demiş. Şimdi bu soruyu kalemimi değiştirerek yapmak istiyorum. EBOB neydi? İki sayıyı da ortak bölendi. O zaman sayılar üzerinde gidersek. Bak sayılarımız ne? A'dan C olmuş. Değişmiş mi? Değişmiş. B'den D olmuş. Değişmiş mi? Değişmiş. O zaman bu iki sayısı ikisini de ortak böldü mü? Böldü. Geçtik. C değişmiş mi? Değişmemiş. C değişmiş mi? Değişmemiş. Bak. Buralar o zaman bunların değişmesinin bir önemi yok. Çünkü ikisini ortak bölmemiştir. C nerede değişmiş? Bak. C, F olmuş. Değişmiş. F de G mi olmuş? Olmuş. O zaman buradaki üçü de aldık. Bu üçü de şuradaki 3'ü. Üstteki 3'ü. Sonra ne olmuş arkadaşlar? G 1 olmuş. Bak F de G olmuş. G 1 olmuş. F de G olmuş. O zaman bu 3'te ne yapmış? İkisini bölmüş. Yani 3 çarpı 3 çarpı 2'den 18 sonucuna ulaşmış olacağız. Ortak bölenleri bulup işaretle geç. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? 2 üssü eksi 1 bölü 5. Eksi neydi? Ters çevirdi değil mi? 1 bölü 2 üstü 5. 1 bölü 2 üstü 5 de nedir? 1 bölü 32'dir. Doğru mu? Doğru. Geçtik. 1 bölü üzeri eksi 8 nedir? Şöyledir değil mi? 1 bölü 1 bölü 8'dir. 1 bölü 8 birin birinci kuvveti kaç olursa olsun artı ve eksiye bakacağınız için e ne olacaktır? 1 bölü 1'den yine 1 olacaktır. Bu da doğrudur. Geldik. Eksi 10 üssü eksi 5. Şimdi yazıyorum şuraya bak. Önce yukarıdaki eksiyi çevirdik. Eksi 10 duruyor. 1 bölü 10 üssü 5. Şuradaki eksi ne demekti? Ters çevir demekti. E buradan 10 üssü 5'te 1, 2, 3, 4, 5 yani 5 tane sıfır atacaktık değil mi? E burada o zaman bir yanlışlık var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sıfır atacaksın. 100 bin olması lazım. Bak burada bir yanlışlık gördük. Şu 5 ise 5. Tamam o zaman bu yanlış arkadaşlar. Bak gördüğünüz şey yanlış. Bu ifade yanlış bir ifadedir. 10.000 değil 100.000 olacaktı. Yanlışı bulduk zaten bu. Bir de şuna bakalım. Eksi 3 üssü eksi 2. Eksi 3 Bak 1 bölü 3 üssü 2, 2 dedik. 1 bölü 3 üssü 2 dedik. 1 bölü 3 üssü 2. E şimdi bu bak parantez karesi değil. Buna dikkat edin. E parantez karesi değilse o zaman eksi duracak. 1/3 çarpı 3'ten 9 olacak. Bu da doğru bir ifadedir. Yanlış olan D şıkkımız olacaktır. Biraz bu soru çok saçma gibi oldu. Anlatımı da böyle saçma, sıkıcı bir anlatım oldu. Diğer sorularımıza geçelim. Onlar daha güzel. 212 sayısının yarısı kaçtır? Bir sayının yarısı nedir? Mesela 10'un yarısı nedir arkadaşlar? 2'ye bölersin, değil mi? Ya da 20'nin yarısı nedir? 2'ye bölersin. O zaman 212 212'yi 2'ye bölersen bu nedir? 2 üssü 1'dir. Tabanlar aynıysa ve bölme işlemi yapılıyorsa o zaman buradaki ifade yukarıya eksi olarak gider. Yani 2 üssü 12 eksi 1 olur. O da ne yapar arkadaşlar? 2 üssü 11 yapar. Yani gidip de yarısını alıp 2 üssü 6 kesinlikle demeyin. Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bak bunu ne yapacaksın? Şurayı hemen parantez karasını al parantez kares demişim parantez içerisinde al 3 üssü 5 parantezin al ne kaldı 1 artı 1 artı 1 kaldı yani bu da nedir 1 artı 1 2 bir daha toplarsan 3 yani aşağı kısım şu kısım şu görmüş olduğunuz kısım 3 üssü 5 3 üssü 5 çarpı 3 olacaktır E şimdi yukarıyı yaz 3 üssü 5 çarpı 3 üssü 5 çarpı 3 üssü 5 bölü 3 üssü 5 çarpı 3. E şimdi bu 3 üssü 5, bu 3 üssü 5 de sadeleşti. İkisi birbirini götürdüm. Yukarıda 3 üssü 5'leri toplarsak tabanlar aynıysa üstleri topluyorduk değil mi? 3 üssü 10 yaptı. Böyle aşağıda ne var? 3 üssü 1 var. Hemen geriye dön. Şuradaki mantığa dön. Ne? Şurada. Tabanlar aynıysa bölme işareti varsa bu sayı üste çıkarma olarak gider. Tabanlar aynı mı? 3'e 3. Üç. O zaman bu sayı yukarıya ne gider? Eksi olarak gider. Yani 3 üssü 10'dan 1 çıkarırsak 3 üssü 9 ifademiz olacaktır. Geldik 2 milyon 100 bin sayısının bilimsel gösterimi kaçtır? Kaydır virgülü bak. 1 virgül, 2 virgül, 3 virgül, 4, 5, 6 virgül. O zaman 2 virgül 1 çarpı 10 üssü 6 olacak. Yani D şıkkımız doğru cevabımız olacak. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye eksi 6 değil? Şöyle bir ifade olsaydı bak şöyle bir ifade. 0 0 0 0 0 0 21 olsaydı bu dediğin doğruydu. 10 üzeri eksi 6 yapardık. Ama burada 2 milyon 100 bin dediği için bu ifade doğru olan ifademiz 2,1 çarpı 10 üzeri 6 olacaktır. 2 basamaklı tam kare doğal sayılardan kaç tanesi tek sayıdır? Nedir tam kare? 1'in karesi, 2'nin karesi diye gidersin. 2 basamaklı dediği için bak. 3'ün karesi nedir? 3'ün karesi 9'dur. Bunu geçtik. 4'ün karesi nedir? 16. 5'in karesi nedir? 25. 6'nın karesi nedir? 36. 7'nin karesi kaçtır? 49. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81. 10'un karesi 10'un karesi nedir? 100'dür. Şimdi bu ifadede arkadaşlar bak iki basamaklı dediğini önce bir anlayın. 2 basamaklı. E o zaman şu 3'ün karesini sil. Geldik burada. 10'un karesi 100'ü de sildik. E geriye 2, 4, 6 tane ifademiz kaldı. Hangisi tek sayıdır dediği için sondaki rakama bakarsak 6 çifttir ele. 5 tektir var. 6 çifttir ele. 9 tektir var. 4 çifttir ele 1 tektir var. Yani 81, 49 ve 25'tir. 3 tane tek ifademiz vardır. Aşağıdaki sayılardan hangisi 10 ile 11 arasında sayılar arasındadır? Onun karesi yani onu kök içerisine alırsak böyle kök içerisine alırsak ne yapıyorduk? Karesini alıyorduk değil mi? E bu 10 sayısının kök içerisinde nedir? Onun karesi 100'dür. E 11'i kök içerisine alırsak o da 11'in karesinden 121 etti mi? Yani bizim sayımız 100 ile 121 arasında. Şimdi diyeceksin ki hocam niye böyle aldık? Bunları dışarı çıkarsak diyeceksin. Bak bunların hiçbiri öyle tam kare sayılar değil. Dışarı çıkmaz. Ve hepsi kare kök içerisinde olduğu için bize verilen sayılarda kare kök içerisine alırsak direkt cevabımızın 115 olduğunu ve bu ikisinin arasında bir ifade olduğunu bulabiliriz. Geldik 9. sorumuza. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 5 sayısı bir gerçek sayıdır. Bak gerçek sayı nedir değil mi? Bütün sayılardır gerçek sayı. Rasyonel rasyonel ve irrasyonel irrasyonel sayıların toplamına biz ne diyoruz? Gerçek sayı diyoruz. E5 sayısı rasyonel bir sayıdır ve gerçek sayı olduğu için bu doğrudur. Kök 7 bir irasyonel sayıdır. İrasyoneldir kök 7. Kök içerisinde çıkamayan sayılar nedir? İrasyoneldir. Bu da doğrudur. Kök 3 sayısı bir gerçek sayıdır. Bak bu da doğrudur. İrasyonel içerisindedir. Ama kök 64 sayısı irasyonel değildir. Kök 64 neyin karesidir? 8'in karesidir. Ve kare ile kök gittiği için kök 64 dışarıya 8 olarak çıkar. 8 bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Yani yanlış ifademiz D şıkkımızdır. Yukarıdaki ifade hangisine eşittir? Bunun hemen eşitliğini bulmak için bunu kök 5 ile çarparsanız yukarıda ne kaldı? 10 kök 5. Aşağıda kök 5 ile kök 5'i çarptığımız için 5 kaldı. 10 ile 5'i sadeleştirirsen her ikisini de 5'e bölersen 2 kök 5 kalmış olacaktır geriye. Yukarıdaki verilen kareköklü sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir? Hemen sıralayalım. Bak 2'yi içeri at ne olacaktır? 4 olarak gidecektir. 3 çarpı 4 ne olacaktır? Kök 12. 2 içeriye at. 4 olarak gidecektir. 2'nin karesi 4 mantığıyla o şekilde gidiyor. 4 kere 6 ne yaptı? Kök 24. 3'ü içeriye at. 9 gidecektir. 9 kere 2 ne yaptı? Kök 18. E, en büyüğü neymiş arkadaşlar? 24 olan B. B büyüktür. Neyden? C'den o da büyüktür. A'dan olacaktır. B, C, A. Tersten bakalım. A, C, B. A, C, B. Yok o değil. Şöyle BCA BCA yani D şıkkımız doğru olacaktır. Hilesiz bir zar havaya atılıyor ve zarın üst düzeyindeki sayı ile ilgili olasılık durum var. Aşağıdaki en hangisidir? Nedir? 6 tane olasılığı vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayı gelebilir. Bir zardaki olan sayılardır. Bir kutuda 20 kolonya şişesinden 12 tanesi limon diğerleri tütün kolonyasıdır. Buna göre kutudan rastgele alınan kolonyanın limon kolonyası olma olasılığı kaçtır? Limon kolonyası kaç tane? 12 tane. Toplam kolonya sayısı kaç? 20. Yani cevabımız nedir? 12 bölü 20'dir. Bunları da 4 ile sadeleştirirsek ne olacaktır? 3 bölü 5 olacaktır olasılığımız. Bu da yaklaşık %60. Onu da söyleyeyim. %60 olasılıktır. Yukarıdaki işlemin sonucu nedir? Hemen yapalım. 9 kere 1. 9. 9 artı 7 nedir? 16 bölü 9'un kök içerisinde. Eksi 16 kere 2, 32, 32'den 7 çıkardık. Ne yaptık? Kök içerisinde 25 bölü 16. Bu sayılar size tanıdık geliyor mu? Hepsi tam kare sayılar değil mi? O zaman dışarıya çıkabilir. 16 ne olarak çıkar? 4 çarpı 4'ten 4 olarak çıkar. 9 ne olarak çıkar? 3 olarak çıkar. Yani sayılarımız 4 bölü 3 eksi. Burada 25 5 çıkar. 16 4 çıkar. 5 bölü 4'tür. E burayı 4 ile genişletirsek. Burayı da 3 ile genişletirsek. Ee, bir boş kağıt bulayım. İşlemi daha kolay yapabilmek için boş bir kağıt bulamadım da metnin şuradan devam edeyim arkadaşlar şurada anlatmaya devam edeyim. 4 bölü 3 eksi 5 bölü 4 ifadesini burayı 4 ile genişletip burayı 3 ile genişletirsek 4 kere 4 16 eksi 4 3 kere 5 ne yaptı? 15 taban zaten ikisinde aynı 4 kere 3 ne yaptı? 12 yapar 16'dan 15 çıkarırsak cevabımız 1 bölü 12 olacaktır bu sorunun cevabı 1 bölü 12'dir. Aşağıdaki verilen ifadelerden doğru olana D yanlış olana Y yazınız. Karekök içerisinde tam bir sayı irasyoneldir. Karekök içerisindeki tam kare bir sayı irasyoneldir demiş. Yanlıştır. Karekök içerisindeki herhangi bir sayıya bakacak olursak bak şuradaki 64 sayısı tam kare bir sayıdır ama nedir? 8 çıktı. Rasyoneldir diye demiştim. Olasılık değeri her zaman 0 ve 1 arasındadır. Doğrudur. Tabanı aynı kuvvetleri farklı olan üssü sayılar çarpılırken kuvvetler toplanır. Bak tabanlar aynı. 3 üssü 1 çarpı 3 üssü 4. Ne yapılır dedim? Çarpım durumundaysa, tabanlar aynıysa üstler ne yapılır? Toplanır. Yani 3 üssü 5 şeklinde yazılır. Bu da nedir? Doğru bir ifadedir. En geniş sayı kümesi gerçek sayı kümesidir. Doğrudur arkadaşlar. Nedir? Rasyonel ve irrasyonel sayıların hepsini alır ve bütün sayıları ne yapar? Kapsar. Bir olasılığın olma olasılığı ile olmama olasılığı her zaman eşittir. Yanlıştır arkadaşlar. Bak hemen şurada bak limon kolonyası olma olasılığı yüzde 60 iken tütün kolonyası yani olmama olasılığı yüzde 40'tır farklı olabilir. Aşağıdaki verilen boşluklara uygun ifadeleri getiriniz. Karekök içerisindeki bir sayıyı kökten kurtararak diğer sayıyı o sayının e, karekök içindeki bir sayıyı kökten kurtaran diğer sayı ha o sayının nedir arkadaşlar eşlenidir değil mi eşlenik bunu nerede yaptık hemen bak şurada yaptık değil mi Kök 5'in eşleniği nedir? Yine aynısı kök 5'tir. Gerçekleşme olasılığı eşit olan olaylara ne denir? Eşit olasılıklı eşit olasılıklı olaylar denir. Gerçekleşme olasılıkları sıfır olan olaylara biz ne deriz arkadaşlar? İmkansız değil mi? İmkansız. Karekök içinde tam olarak çıkabilen sayılara tam kare. Tam kare sayılar deriz. Asal sayıların iki tane neyi vardır arkadaşlar? Böleni vardır değil mi? Böleni. Mesela 7 sayısının bölenleri nedir? 1 ve 7'dir. Kendi ve 1'e bölünebilen sayılara zaten biz asal deriz ve bunlar iki tane e, böleni vardır. Bu sınavdan tabii ki de diğer sınavlar gibi beklediğimiz not 100 arkadaşlar. Ee, sürçü lisan ettiysek affola bazen dilimiz sürçtü bazen hızlı anlatım gerçekleştirdik. Ee, yani anlatımımızı değiştirmek istediğimiz bir yönteminiz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar küçük bir açıklatma tekrardan edeyim. Ee, aşağı açıklama kısmında diğer yazılara da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Bir de şuraya abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.